Selamünaleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Yunus Emre hocamızla Kore'yi keşfe çıkacağız hep beraber. Sözü ben direkt uzatmadan Yunus Bey'e veriyorum. Buyurun. Tamam hocam. Öncelikli olarak selamünaleyküm. Merhabalar. Benim adım Yunus Emre Öztürk. 5,5 yıldır Kore'de yaşayan biri olarak bugün ben size sadece teknoloji markalarıyla değil, müzik, dizi ve film gibi kültürüyle de meşhur olan Güney Kore'yi tanıtmaya çalışacağım. Bu da ayrıca o zaman ben başlıyorum. Bunu okey olarak aldım. Sunuma başlamadan önce kendimi tanıtayım başta. Lise Giresun Kullanacak Anadolu Teknik Lisesi'nde bitirdim. Lisansımı Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği alanında tamamladıktan sonra Kore'nin meşhur üniversitelerinden olan Seul Ulusal Üniversitesi'nde eğitim teknolojileri alanında master'ımı tamamladım. Şu anda da 2,5 yıldır Yibyon adında bir online öğrenme şirketinin Education Teknoloji Merkezi'nde çalışmaktayım. Çalışma alanlarım online öğrenme, teknoloji tabanlı öğrenme, mobil öğrenme ve yeni teknolojilerin eğitime uyarlanmasıdır. Meslek olarak yani yarı eğitimci, yarı mühendis olarak görebilirsiniz beni. Bugünkü anlatacağım konular şöyle. Bu konferansımız Kore'nin popüler kültürünü anlatmaktan daha çok Kore'nin farklı açılardan analizini yapacak. Bununla birlikte konferans sonunda Kore hakkında istediğiniz her şeyi sorabileceksiniz. Kusura bakmayın biraz heyecanlandım da. Öncelikle Kore hakkında genel bilgilere bakalım. Nüfusu 51 milyon olan Güney Kore'de yaklaşık 1,5 milyon yabancı yaşamaktadır. Korece dili aslında Türkçe ile çok benzer bir dildir. Korece, Japonca, Moğolca ve Türkçe hepsi aynı dil ailesine yani Altay dillerine mensup olmaktadır. Bu sebeptedir ki bu ülkelerin insanları birbirlerinin dillerini çok daha kolay öğrenirler. Aynı şekilde benim gibi dile yetkini olmayan biri bile Koreciyi öğrenmede pek zorluk yaşamadım. Gramatik olarak çünkü Türkçe ile neredeyse aynı. Güney Kore'nin yüz ölçümü ise yaklaşık 100 bin kilometre karedir ki bu da Türkiye'nin 1/7'ine denk gelmektedir. Din olarak ise Güney Kore'nin %56'sı dinsizdir. Ama bu ateistler anlamına gelmiyor. Sadece dini kafaya takmayan bir kesim. Öyle bir din de şöyle bir din de olabilir diye düşünüyorlar. Bunun dışında Kore'nin %28'i Hristiyan, %15'i de Budist'tir. Haritada Güney Kore'nin konumuna baktığımızda Çin'in hemen doğusunda bulunduğunu görürüz. Komşuları Kuzey Kore, Japonya ve Çin'dir. Fakat kara sınırı olduğu tek ülke Kuzey Kore'dir. Onunla da aslında sınırları kapalıdır. Yani Kore'de yurt dışına gidip gelmek için tek yol ya hava ya da denizdir. Bu yüzden de aslında çok homojen bir toplumdu ve yabancı kültürlere de pek açık değildir. Bu genel bilgilerden sonra gelin önce bir Kore tarihine bakalım. Tarihte bilinen ilk Kore devleti Ko Choson'dur. Kurucusu yarı tanrı olduğu inanılan Tangın diye birisidir. Bizdeki aynı Oğuz Kan Destanı gibi bir hikayesi vardır. Bu hikayeye göre babası Tanrı ve annesi sonradan insan olan bir ayıdır. Ayrıca aslında Koreliler her yıl Tangın'ın doğum gününde kutlarlar. Sonraki dönem Üst Krallık Dönemi diye adlandırılır. Goguryeo Krallığı savaşçılıklarıyla meşhur iken Pekçe kültür ve sanatı ile Silla ise altın kültürüyle ve zeki krallarıyla meşhurdur. Bu yüzdendir ki Silla 600'lü yıllarda bu üç krallığı birleştirip Birleşmiş Silla'yı kurdu. Silla'nın bir diğer özelliği ise halkının Budist ve Şamanist olmasıdır. Sizin de bildiğiniz gibi Şamanizm'de ölen insanların eşyalarıyla beraber gömülürler. Bu Silla krallığı için de aslında geçerliydi. Silla'nın başkentini yapmış olan günümüz Gyeongju şehrine giderseniz bu kral mezarlıklarını görebilir. Hatta içine girebilirsiniz. Resimde görmüş olduğunuz o büyük tepelerin her biri bir kralın mezarlığı aslında. Günümüzde bu tepe mezarlardan birinin içini açıp müze haline getirmişler. Kralın iskeletini, altın tacını, kılıcını içinde görebilirsiniz.
Biraz da üniter hanedanlık periyodu başlıyor. Bu zamanda Kore, Çin'in bir nevi kontrol altında olan bir ülke vasfı var. Bu üniter devletlerden ilki Koryo'dur ve 900'lü yıllardan 1400'lere kadar ömür sürmüştür. Son nesimde ise bizim Osmanlı Devleti çağına denk gelen Joseon Hanedanlığı kurulmuştur. Bu zamanın en önemli özelliği Budizm, Şamanizm gibi sadece bireyin kendisine sorumluluk yeten öğretilerden vazgeçilip devlet ve toplum bilinci devreden Konfüçyanizm öğretilerinin devletin temel politikaları haline getirmiş olmasıdır. Günümüzde de aslında bu Konfüçyanizmin öğretileri hala toplumda hissedilmektedir. Sonrasında ise Kore bizdeki meşrutiyet gibi bir dönem geçirdikten sonra Japonların kolonisi olmuştur. Bu yaklaşık 35 yıl sürmüştür. Resimde gördüğünüz beyaz kıyafetli olanlar Koreli iken siyah olanlar Japon askerleridir. Kısa bir Amerikan ordusu altında yönetildikten sonra ise Kuzey Kore ve Güney Kore olmak üzere ikiye ayrılıp iki ayrı devlet kurulmuştur. Bir tarafa Çin komünist bir devlet kurdururken diğer tarafa Amerika kapitalist bir devlet kurdurmuştur. Ve tabii komünizm, kapitalizm çatışması da en sonunda Kore Savaşı'nı getirmiştir. Bizim de NATO askeri olarak katılıp 741 şehit verdiğimiz bu savaşta Güney Kore neredeyse tüm topraklarını kaybedecekken son anda geri bir atak yapmıştı ve bugünkü sınırlarına ulaşmıştır. Resmi olarak bu savaş aslında 2 yıl önce iki devlet başkanının bir araya gelmesiyle sonlanmıştır. Gel gelelim Kore ekonomisinden bahsetmeye. Güney-Kuzey Savaşı'ndan sonra bizdeki Atatürk dönemi gibi büyük bir kalkınma hareketi başlıyor. Ekonomi politikalarına paralel eğitim politikaları da oluşturuluyor. Devlet en başta ilkokul ve ortaokul eğitimine önem veriyor. Ekonomide de paralel şekilde hafif sanayiye değer veriyorlar. Güney Kore doğal kaynakları çok zayıf olan bir ülke aslında. Üstüne bir de savaş geçirmiş ve var olanı da yitirmişti. O kadar ki en başta da hafif sanayi ile peruk üretmişler. Çünkü Kore'de kadın erkek herkesin o zamanlarda saçı çok uzunmuş. 1970'li yıllarda ise eğitimde meslek ve normal liselerinde ekonomide kimya endüstrisine önem vermişler. 1980'lerden sonra ise üniversitelere önem verip bilgi endüstrisine geçiş yapmışlar. Yani işin özü Kore doğal kaynağı hiç olmadığı için insana yatırım yapmaya önem vermiş ve bu da günümüz Kore'sini doğmuştur. 1960'lı yıllarda dünyanın en fakir ikinci ülkesi olan ve kişi başı milli geliri sadece 80 dolar olan Güney Kore, 2000'li yıllarda itibaren dünyanın en büyük ekonomiler arasına girerek büyük bir mucizeyi gerçekleştirmiştir. Mucize diyorum çünkü 40 yıl insan hayatında çok uzun olsa da devlet için çok kısa bir zaman. Şu anda ise Güney Kore dünyanın en büyük 12. ekonomisine sahip ve kişi başı milli geliri 33 bin dolar üstünde. Ekonomi, elektronik, telekomünikasyon, otomobil, kimya, gemi ve çelik gibi bilgiye dayalı sanayi kollarında tüm dünyada adını duyuruyor şu anda. Dünyanın en büyük 500 şirketine baktığımızda ise bizden sadece Koç varken Güney Kore, Samsung, LG, Hyundai, Kia, SK gibi şirketlere sahip. Kore sadece ekonomisiyle değil eğitimiyle de meşhur. Birçok gelişmekte olan ülke Kore eğitim sistemini kendisine rol model olarak almaktadır. Bu yüzden bu bölümde kısaca Kore'deki eğitim sisteminden bahsedeceğim. Güney Kore'de 6 artı 3 artı 3 eğitim sistemi vardır ve ilköğretim ve lise eğitimleri zorunludur. Türkiye'nin 40'larda 50'lerde olduğu PISA sınavlarında Güney Kore her zaman ilk 10'a girmektedir. Ayrıca Kore'nin 5 tane üniversitesi dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasındadır. Peki bu başarı nereden geliyor diye kendimize soracak olursak bence bunun birkaç sebebi var. Birincisi kalıtsal yani DNA sebeplerinden kaynaklanıyor. Asya toplumları genel olarak Avrupa'ya göre daha çalışkan gibiler. Sadece Kore değil, Japonya ve Çin de öyle aslında. İkincisi eğitim kültürü ve sistemi bize göre biraz farklı olmasından kaynaklanıyor. Mesela bizde öğretmenler sadece dersi varsa okulda olmak zorundayken Koreli öğretmenler normal memur gibi gün boyu okuldadırlar ve kendilerine ait bilgisayar ve çalışma masaları vardır.
Öğrencilerin aslında okul anlayışı da bize göre biraz farklıdır. Bizde öğrenci evde yaşayıp okula gidip gelirken, Kore'de okulda yaşayıp eve sadece dinlenmeye gidip geliyorlar. Sanki yani evdeymiş gibi okulda mesela terlik giyiyorlar, battaniye kullanıyorlar ve hatta uyuyorlar da. Koreli öğrencilerin bizden bir diğer farkı ise okula olan bağlılıkları. OECD istatistiklerine bakarsak bizde her iki öğrenciden biri okuldan kaçarken Kore'de 100 öğrenciden sadece biri kaçmaktadır. Koreli öğrenciler okuldan kaçmak terimini bile bilmiyor desek yanlış olmaz herhalde. Koreli öğrenciler dünyanın en başarılı öğrencileri olmakla beraber çok ilginçtir ki dünyanın en mutsuz öğrencileridirler de. Hatta dünyada öğrencilerin en çok intihar ettiği ülke Kore'dir. Burada aslında her 3 günde bir çocuk maalesef intihar etmektedir. Bunun sebebi bence toplumun ve ailenin çocuğa verdiği baskı ve rekabetçi eğitim sistemi diye düşünüyorum. Sağ üst köşede Koreli ortalama bir lise öğrencisinin bir günlük vaktinin nasıl değerlendiği gösterilmektedir. Bizde en az 8-9 saat olan uyku süresi Koreli öğrenciler için 6 saat bile değildir ve günlük çalışmalarını ortalama saat 10.30 gibi bitirirler. Aslında bu rakamlar çok iyimser rakamlar. Benim birçok Koreli arkadaşım lisedeyken mesela her gün gece 1'lere 2'lere kadar çalışmışlar. Bir sonraki konumuz ise yemek kültürü. Öncelikli olarak Kore'de 4 tane restoran türü vardır. Çin, Japon, Batı ve Kore restoranları. Sağ üstte görmüş olduğunuz iki resim Çin restoranlarına aittir. Bu restoranlarda genelde Çin kültürü olan kırmızı motifler işlenmiştir ve yemekler hep beraber masanın ortasında bulunan döner tepsiden alınıp yenir. Buna karşın Japon restoranlarında bir sadelik hakimdir. Japon restoranlarının ortasında aşçıların yeri olur ve yemek masaları aşçıları çevreler. Ayrıca Japonlarda biraz daha bireysel yemeğe odaklıdır. Kore restoranlarının özelliği ise ana yemeğin yanında side dishes yani aperatif yemeklerin çok olmasıdır. Ayrıca et restoranlarında insanlar kendi etini kendileri pişirirler. Bunun için ortadaki resimde de görmüş olduğunuz gibi masanın ortasına bir mangal koyarlar. Ayrıca bazı restoranlarda yere oturarak yeme kültürü de vardır. Kore yemekleri genel olarak az yağlı ve az tuzlu olur. Çoğu yemeği ise acılıdır. Koreliler nedense acıyı çok severler. Yedikleri etlere baktığımızda ise genelde domuz eti yediklerini görürüz. Bununla birlikte istiridye, karides, ahtapot gibi deniz hayvanlarında yerler. Hatta canlı ahtapot bile yerler yani. Ayrıca ipek böceğini çekirdek gibi böyle kuru yemiş gibi yerler. İlginçtir, çok ilginçtir. Yaşlar arasında ise bir kesim maalesef köpek eti de yerler. Bunun için mesela besilik köpek yetiştirme çiftlikleri bile vardır. İnsanın kemiklerini güçlendirdiğine inanıyorlar. Eğer köpek eti yersen. Böyle düşünüyorlar yani. Ayrıca biz nasıl her öğün ekmek yiyorsak onlar da her öğün yağsız, tuzsuz lapa pilav yiyorlar. Acılı, acısız, tatlı, tuzlu. Sokak yemekleri de Kore'de oldukça popüler ve çeşitlidirler. Korelilerin tartışmasız en çok yediği yemek ise hızlı ve pratik şekilde yapılabilen ramenlerdir. Yani eriştelerdir. Bunun yüzlerce çeşidi vardır. Her öğün sofralardan eksik olmayan bir başka şey de kimchi adında geleneksel turşularıdır. Kimchi o kadar çok severler ki evlerinde kimchi için ayrı bir buzdolabı vardır. Çünkü kimchi o kadar çok kokar ki dolaptaki diğer yemeklerin tadını da bozar. O yüzden ayrı buzdolabı kullanırlar. Bir sonraki konumuz ise günlük yaşantı. Öncelikli olarak gerek çalışanlar olsun, gerek öğrenciler olsun, Kore'de herkes çok çalışır. Çalışanların fazla mesai yapması adeta bir gelenek. Öğrencinin eve çok geç saatlerde gelmesi çok doğal bir şey olarak algılanır. Mesela bizim şirket normal Koreli şirketlere göre çok daha iyi çalışma koşullarına sahip. Ama
Eskiden mesela bizim şirketin çalışanları bazen haftalarca eve gitmiyorlarmış ve şirkette yatıp kalkıyorlarmış. Şu anda tabii ki Kore'deki çalışma ortamında çok iyileşmeler yapıldı ama hala çok eksik olduğunu söyleyebiliriz. Neyse, herkes geç saatlere kadar çalıştığı için de hafta içi aileyle beraber pek vakit geçiremiyorlar. Günlük yaşantının bir diğer parçası olan spor aktiviteleri ise Koreliler spor aktivitelerine baktığımızda ise Koreliler genelde beyzbol maçlarına gitmeyi, dağ yürüyüşü yapmayı ve bisiklete binmeyi çok seviyorlar. Herkes çocukken bir spor dalı ve bir sanat dalı öğrenmek için kursa gidiyorlar. Genel olarak Kore'de aslında çok çalış, çok eğlen kültürü vardır. Geç saatlere kadar çalıştıktan sonra insanlar heşik denilen şirket yemeklerine katılıp içki içerek stres atmaya çalışırlar. Bu şirket yemekleri kimi şirketlerde 2-3 günde bir, kimisinde haftada bir, kimisinde ayda bir, kimisinde ise yılda bir olur. Mesela bizim şirkette genelde yılda bir kez oluyor. Şirket yemekleri stres atmaya yetmez ise karaoke'lere gidip şarkı söyleyip öyle stres atmaya çalışırlar. Bunlar dışında özellikle gençler arasında dijital çizgi roman diyebileceğimiz Webtoon kültürü çok yaygındır. Öyle ki mesela resimde gördüğünüz Webtoon'u okuyanların sayısı 14 milyonu geçmiştir. Aslında bu ilişki kültüründen biraz daha bahsetmek gerekirse, insanlar böyle heşik denilen bu yemekli toplantılara gittikleri zaman içki içip biraz böyle zihin kontrolünü kaybettikten sonra üstlerine biraz böyle kendi işlerini döküp stres atmaya çalıştıklarını hissettim ben biraz. Bunu da ilk olarak söyleyelim. Kore'de günlük hayatta ayrıca Konfüçyüs öğretileriyle kapitalizm çatışmasının izleri de görülebilir. Konfüçyanizm yani Konfüçyüs öğretileri aslında bireyden önce toplum, kolektivizm, insan ilişkileri, etik değerler bu tarz şeyler önemliyken kapitalizmde bireyselcilik, bencillik, çıkarcılık hakimdir. Bu yüzden Kore toplumuna baktığımız zaman günümüzde her zaman bir doğu batı çatışması maalesef mevcuttur. Bir sonraki konumuz ise bir Korelinin yaşam döngüsü olacak. Şimdi buradaki haritayı, buradaki resmi aslında ben bir Koreli web sitesinden aldım ve bunu İngilizceye Türkçeye çevirmeye çalıştım. Şimdi burada resimde görmüş olduğunuz şeylere bakarsak öncelikli olarak bebekken siz bir Koreli olduğunu düşününüz mesela. Bebekken doğduğunuz ilk defa doğduğunuz zaman ilk olarak Kore'de doğum oranı çok düşüktür. Yani OECD ülkeler arasında Kore en düşük seviyededir. Ve bu düzelmezse mesela Kore dünyada doğal olarak yok olacak ilk ülkedir. 2700'lü yıllarda bu gidişte yok olacak yani nüfusu biteceği için. Bebeklikten sonra öğrenciyken baktığımız ise Korelilerin öğrencilerin mutluluk oranı en düşük seviyededir OECD ülkeler arasında. Üniversiteye geçtiğimiz zaman ise üniversitelerde de mezun olma oranı çok yüksektir. Bu da öğrenciler arasında çok büyük bir competition sebep olur. Sonra iş dünyasına atıldığımız zaman ise iş kazalarında ölme oranının en çok yüksek olduğu ülkede aynı şekilde maalesef Güney Kore'dir. Yıllık toplam çalışma saatinde de dünyada ikinci sıradadır ki bu aslında çok düşük bir rakamdır. Yani bence şu anki OECD'nin hesapladığı bu rakamlara göre gerçekte daha da yüksektir bence çalışma saatleri yıllık. Sonrasında ise sosyal refaha baktığımız zaman ise Kore maalesef OECD ülkeler arasında en düşük seviyededir. Devam edersek ise bir saniye. Hane halkı borçlanması ise Güney Kore'de çok yüksektir. Bunlar ekmek parası kazanırken olan şeyler yani. Aynı şekilde hayatını yaşarken Kore'de maalesef intihar olanlarında da Güney Kore çok yüksektir. 9 yıldır OECD ülkeler arasında en yüksek seviyededir. Ve yaşlı olduğunuzda da Kore'de fakirlik oranının en yüksek olduğu bir yaşlı grubu vardır Kore'de. Aynı şekilde intihar oranları da yaşlı arasında en yüksektir Kore. Bence
Bunu biraz daha açıklamak gerekirse bu yaşlılar kısmında. Şu anki yaşlılar aslında 1960'lı 70'li yıllarda çok çalışmış olan insanlardır. Ama o zamanlarda emeklilik sistemi, emeklilik maaşı sistemi olmadığı için bu insanlar emekli olamamışlar ve bu yüzden bu insanlar ölene kadar çalışmak zorundalar. Mesela benim şirketimi temizlemeye gelen bir teyze yaklaşık bence 80 yaşında filandır yani tahmin ediyorum. O yüzden bu insanlar arasında emeklilik sistemi olmadığı için çok da fakirler. O yüzden dünya OECD ülkelerine dataya baktığımız zaman en kötü seviyede Kore'dir yani. İkincisi intihar seviyelerinin en yüksek olmasının sebebi ise en büyük sebebi ailelerin artık anne babasına bakmak istemiyor olması. Yani yetişkinler şirkette çalışmalarından dolayı, çok aşırı yoğun çalışmalarından dolayı annesine babasına çok vakit ayıramıyorlar ve anne baba artık bir zaman sonra ben bu hayatta niye yaşıyorum, çocuklarım da bana gelmiyor, torunlarım da bana gelmiyor diye düşünüyorlar ve en sonunda intihar ediyorlar maalesef. Bir sonraki konumuz ise Korelilerin gözünde Türkiye. Şimdiye kadar biz hep biraz böyle istatistiksel datalarla konuştuk. Şimdi ama biraz da benim kendi düşüncelerimi anlatacağım size. Korelilerin gözünde Türkiye dediğimiz zaman aslında üç şey akla geliyor. Birincisi yemek, dondurma ve kebap. Yani Turkish ice cream dediğiniz zaman herkes Kore'de bilir. Aynı şekilde kebap dediğiniz zaman Kore'de herkes çok bilir yani. İkincisi ise bizim dinimiz olan İslam. Türk dediğiniz zaman hemen Türkiye dediğiniz zaman eşittir İslam, Müslüman. Aynı şekilde Müslümanlık hakkında ön yargılarda direkt akıllarına gelir. Mesela Müslümanların işte eşlerine çok fazla aşırı baskı yaptığını falan düşünürler. Bunun dışında genç nesilde olmasa da yaşlılarda biraz daha böyle 40'lı 50'li yaşlar üstünde Kore Savaşı'ndan dolayı da Türkler çok bilinir. Bu konuda hemen kısa bir hikaye anlatmak gerekirse ben Kore'ye ilk geldiğim zaman ben hazırlıktaydım. Yani Korece öğreniyordum. O zaman benim yabancı arkadaşlarla beraber işte biz bir markete gittik işte. Marketteki adam da bizi böyle yabancı görünce merak etti. Hangi ülkeden geldiğimize falan sordu tek tek. Sonradan işte benim Türk olduğumu öğrenince mesela sırf ondan dolayı bize böyle çikolata falan dağıttı. Sonra işte siz Kore Savaşı'na katıldınız, böyle böyle yardım ettiğiniz bir çikolatadan ne olacak ki falan yapmıştı yani. Bir sonraki konumuz ise Kore'de İslamiyet'in yayılması. Aslında Kore'ye İslamiyet 7. yüzyılda gelmiş. Fakat Arap tüccarlar aracılığıyla gelmiş. Fakat bu zamanlarda gelen Araplar geri dönmediği için, Kore'yi terk etmediği için pek bu zamanlara ait data bilinmiyor şu anda. Bunun dışında ilk yerleşimler resmi olarak yani 9. yüzyıllarda gerçekleşmiş. Mesela şu anda aslında Kore'de şöyle bir şey var. İnsanlar atalarının kaydını yapıyorlar. Yani herkes dedesinin kim olduğunu, ne yaptığını falan biliyor. Bunları kaydediyorlar, rekord ediyorlar yani. O yüzden mesela kimi Koreli dedesinin Arap olduğunu biliyor yani. 9. yüzyılda işte ilk gelmişler, yerleşmişler ama zamanla tabii bu İslam kültürü kaybolmuş. 11. yüzyılda böyle bir küme halinde 100 Müslüman tüccar Kore'ye gelmiş diye söyleniyor kaynaklarda. Bunun dışında 15. yüzyıla kadar aslında Kore'de İslam yaşanmış. Öyle ki mesela camiler varmış. Atıyorum mesela yani kaynaklarda şöyle yazıyor. Camilerin olduğu, özgürce ibadet edildi. Mesela atıyorum kral bir parti falan verecekse atıyorum bir seremoni yapacaksa ona Müslüman liderlerin katılıp böyle krala öykü dolu sözler söylediği falan kaynaklarda geçiyor. Fakat işte bu İslamiyet'in Kore'de yaşanması 1427 yılında tüm yabancı kültürlerin yasaklanması ile yok olmuş, yok olmaya başlamış. Bunun sebebi de Koreli o zamanki kral yabancı kültürler bizim kültürümüzü bozuyor deyip diğer kültürlerin hepsini yasaklamış. 16. yüzyılda yani sonuç olarak nesilden nesile tabii din kaybolduğu için yaşanamadığından nesilden nesile kaybolduğu için 16. yüzyılda İslam kültürü tamamen yok olmuş.
Bundan sonrasında ise bol istilası sırasında tabii biraz bir etkileşim oluyor ama genel olarak bilinen Kore Savaşı sırasında 1950'li yıllarda Türk askerleri aracılığıyla Koreliler İslam ile tanışmışlar. Şöyle ki Kore'ye giden bizim tabii Anadolu'dan gariban dinine bağlı Müslüman kardeşlerimiz orada tabii açlıktan ölen Müslümanları savaşta açlıktan ölen Korelilerin çocuklarını görüyor savaşta. Bu insanlara, bu Korelilere yardım ediyorlar karşılıksız bir şekilde. Diğer NATO askerlerinden farklı olarak. Bundan etkilenen tabii Koreliler de işte bu askerlerin bunlar niye bize yardım ediyor deyip önce askerlerin kamplarına falan gitmişler. Sonra işte bunları olsa ancak dininden dolayı böyle yapıyor olsa gerek deyip dinini falan sormuşlar askerleri. Nasıl yaşıyorsunuz dini gibisinden. En sonunda işte bizim insanımıza tabii askerimizde biz dinimizi o kadar çok bilmeyiz deyip işte Ankara'dan imam falan göndertmişler. Yani bize imam gönderin anlasın bunları gibisinden. Sonradan işte böyle NATO askeri olarak Kore'de bulunan bu imamlar 10-15 yıl boyunca böyle İslamiyet'i Korelilere anlatmaya çalışmışlar. Bu esnada da işte binlerce insan Müslüman olduğu söyleniyor yani. Günümüzde ise şu anda 135 bin Müslüman yaşıyor Güney Kore'de. Bunun yaklaşık 35 bini resmi olarak Koreli olduğu düşünülüyor, tahmin ediliyor. Kore'de ayrıca toplamda 8 tane cami, onlarca mescit, İslami merkezler, İslam araştırma enstitüleri, İslam ile ilgili üniversitelerde de bölümler bulunmaktadır. Mesela Seyir Merkez Camisi'nden ben birkaç tane resim koydum buraya. Alttaki iki resim Kore'deki bayram namazlarından çekilen, solattakini aslında ben çektim. Bayram namazının en büyük özelliği Kore'de değişik ülkelerden çok fazla farklı insanlar olduğu için insanların çok farklı kıyafetlerde görüyorsunuz böyle. Mesela her Afrika ülkesinin kıyafeti farklı ve böyle canlı canlı renkli renkli ortamlar oluşuyor. O açıdan paylaşmak istedim. Evet, şimdi Kore'de yaşamanın ya da Kore'de olmanın iyi ve kötü yanlarından ben biraz bahsetmek istiyorum. İyi yanlarını genel olarak Koreliler çok saygılı ve kibarlardır. Çalışkan ve azimlidirler. Teknoloji ve internet Kore'de çok gelişmiştir. Kore sistemli ve düzeni çok mükemmel olan bir ülkedir. Toplu ulaşıma önem veren bir ülkedir. Posta ve kargo sistemi gerçekten çok hızlı ve güvenli ve düzenlidir. Aynı şekilde Kore'de suç oranı çok düşük olup güvenli bir ülkedir. Yani geceleri dışarı çok rahat çıkabilirsiniz. Geri dönüşüme çok önem veren bir ülkedir. Ve 24 saat açık marketleri bulunur. Ve son olarak kolektivist bir toplumdur. Mesela bu korona virüsünden dolayı tüm dünya mesela şu anda Kore'de gözleri herkesin. Bence Kore'nin bu korona virüsünde başarılı olmasının en büyük sebeplerinden birisi kolektivist bir toplum olması. Yani devlet ya da başta olanlar işte bir şey yapma dediği zaman, şöyle şöyle yap dediği zaman insanlar direkt onları takip ediyorlar yani. Yani toplumsal olarak bir şey yapıyorlar. Kötü yanlarına baktığımız zaman ise en büyük kötü yanı bence içki. Bunun dışında çalışkanlar ama aşırı çalışkanlar. Bunda tabii ki çok büyük dezavantajları var. Aynı şekilde kapitalizmden kaynaklanan çıkarcılık var. Homojen bir toplum olduğu için birazcık ırkçılık var. Maalesef sebze meyve fiyatları Türkiye gibi değil. Evleri de Türkiye gibi değil. Toprak çok küçük olduğu için evleri de çok küçük. Aynı şekilde çok hızlı sanayileştiği için ve Çin'le de komşu oldukları için hava kirliliği inanılmaz seviyede. Aynı şekilde bir başka kötü yanı da lukizm yani görünüşselcilik diye çevirebileceğimiz terim ki bunu ileride açıklayacağım. Son olarak bir başka kötü yanı da aşırı kolektivist toplum olması. Şimdi iyi yanlarına baktığımız zaman mesela çocuklara aileler işte saygılı olmayı, büyüklerine saygı göstermeyi çocukluğunda itibaren öğretirler. Mesela resimde görmüş olduğunuz, GIF'te görmüş olduğunuz çocuk mesela makineye bile böyle selam veriyor sürekli selam verdiği için. Aynı şekilde otobüs sıralarına baktığınız zaman böyle ipince, upuzun çizgiler olur. Yani herkes birbirinin sırasına dikkat eder, buna özen gösterir.
Devlet başkanları mesela atıyorum sağ köşede görmüş olduğunuz resim devlet başkanının resmi. Mesela bir şey hata yaptığı zaman işte böyle özür dilerken büyük secdeye kapanıyor yani bir nevi öyle söyleyelim. Bunun dışında ikinci güzel benim çok sevdiğim yanı çalışkan olmaları. Mesela sağ alt köşede görmüş olduğunuz resim saat akşam 9'da çekilmiş bir resim ve görmüş olduğunuz yer bir iş hanlarının olduğu, 4 Levent gibi iş hanlarının olduğu bir yer. Gördüğünüz gibi herkes hala çalışıyor yani bu saatte akşam 9'da bile insanlar şirkette çalışıyorlar. Yani burada genelde zaten sabahlayan insanlar da çok oluyor. Aynı şekilde mesela haberde görmüş olduğunuz ortadaki sağ ortadaki görmüş olduğunuz bir haberden alındı. Burada mesela kargo çalışanları bile aşırı çalışmaktan ölebiliyorlar yani. Böyle ilginç bir ülke. Son olarak mesela çocuklar da tabii çok çalışkanlar. Sadece böyle normal çalışanlar değil, öğrenciler de çok çalışkanlar. Burada her öğrencinin ders çalışırken burnundan kan gelmesi gayet normal olarak algılanır. Yani çocuklar beni o kadar çok zorluyorlar ki böyle burnundan kan geliyor. O seviyede ders çalışıyorlar ve insanlar bunu gayet normal karşılıyor. Öyle bir toplum yani. Bir başka iyi yanı ise söylemiş olduğum gibi teknoloji ve internet. Sol üst köşedeki resim mesela ben bizim şirketteki bilgisayarlardan çektiğim bir resim. Yani kendi bilgisayarımdan çektiğim bir resim. Görmüş olduğunuz gibi 770 megabit interneti var ki bu bilgisayarın hızının kaç ve kat katı yani. Aynı şekilde mesela Samsung Fold diye katlanabilir bir telefon çıkardı Samsung. Ve belki sizin duymamış olabileceğiniz LG Styler diye bir tane beyaz eşya mı denir artık bilemedim. Teknolojik bir ürün var. Bu ürün mesela bu ürün işte dolap gibi bir şey. Kıyafetlerinizi asıyorsunuz işte. Ceketinizi, pantolonunuzu, kravatınızı. Bu dolap bunları buharla beraber yıkıyor, ütülüyor, sonra size hazır hale getiriyor. Yani Kore gibi böyle birkaç kişinin yaşadığı evlerde mesela bu tarz ürünler bayağı tutuluyor yani. Böyle ilginç bir şey çıkarmışlar. Yani Kore teknolojinin merkezi olduğu için kendi ihtiyaçlarına yönelik çok rahat böyle yeni teknolojiler, hiçbir dünyada olmayan yeni ürünleri gayet ortaya koyabiliyorlar. Bunun dışında benim Kore'de en çok sevdiğim yönlerden biri de ülkenin çok sistematik ve düzenli olması. Sadece otobüs toplu ulaşım çok düzenli. Mesela atıyorum havalimanından indiğiniz zaman çok rahat istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Direkt sizi orada bırakıyor falan. Aynı şekilde kargo sistemi de. Bu tarz yani ben şimdi birkaç tane örnek koydum ama daha fazla yani söylenebilecek sistemsel ve düzensel birçok açıdan Kore gerçekten güzel bir ülke. Bunun dışında toplu ulaşım da çok iyi Güney Kore'de. Yani tabii ki maalesef araba sayısı çok fazla olduğu için trafik çok fazla kısıtlanabiliyor, çok fazla sıkışabiliyor Kore'de. Ama mesela metro olduğu için tüm ülkede, tüm şehirde daha doğrusu, Seul merkez başkenti mesela, istediğiniz yere çok rahatlıkla metro ile gidebiliyorsunuz. Sol taraftaki Seul'deki metro haritası mesela bize göre bayağı çeşitli ve karışık. Bir sonraki iyi yanı ise geri dönüşüm kültürünün olması. Mesela ben sadece okullarda ya da şirketlerde değil, kendi evinizde de mesela çöpünüzü atarken tamamen ayrıştırmanız gerekiyor. Yani yemek çöpünü ayrı atmanız gerekiyor, plastiği ayrı atmanız gerekiyor, camı ayrı atmanız gerekiyor. Hepsini ayrıştırmanız gerekiyor. Eğer ayrıştırmazsanız ceza alıyorsunuz. Gelelim kötü yanlarına. Bence Kore'nin en büyük kötü yanı tabii ki içki maalesef. Yani şirketlerde olsun, okullarda olsun, mesela üniversitelerde olsun içki böyle su gibi içilebiliyor yani. Ben bu yanını hiç beğenmiyorum yani tabii doğal olarak. Bir sonraki kötü yanı ise ikinci kötü yanı olarak bakabileceğimiz aşırı çalışkanlık ve rekabetçi ortam. Sağ üst köşede görmüş olduğunuz resim Korelilerin ölüm sebeplerini gösteriyor yaşa göre. Mesela resimde görmüş olduğunuz hemen göstermek gerekirse resimde görmüş olduğunuz bu yaşa göre ölümlerde şurada gördüğünüz 20'li yaşlar ve 10'lu yaşlara baktığımız zaman suicide yani intihar oranı en büyük ölüm oranı. Yani Kore'de çocukların ölme sebebi en büyük ölme sebebi intihar. Çocukların ve gençlerin. Ve bir sonraki şeyde ben kısa bir video 30 saniyelik bir şey göstermek istiyorum. Bu bir belgeselden alındı.
ortalama bir ortaokul öğrencisinin, Koreli ortaokul öğrencisinin hayatını gösteriyor. Bir saniye. Ben size hemen bunu göstereyim. Bir saniye, kusura bakmayın. Kapatmam gerekiyor da. Şimdi burada başlangıç kısmında ses, inşallah sesi kapatayım öncelikli olarak. Ben size sözlü olarak açıklayacağım. Şimdi burada Koreli bir ortaokul öğrencisinin hayatını gösteriyor. Türkiye'de Anadolu'daki bir ortaokuldaki sıradan bir ortaokuldaki iyi bir öğrenci, ortaokul öğrencisini düşünün mesela. Bu öğrenci aklınıza gelsin ve bu videodaki öğrenciye girelim. Şimdi bu öğrenci mesela buradaki en önemli şey, size biraz göstermek gerekirse, çocuklar o kadar çok ders çalışıyorlar ki mesela öncelikli olarak ders kitabını tamamen ezberliyorlar. Yani çocuk o ders kitabını ezberleyene kadar sürekli olarak yazıyor böyle, yazarak çalışıyor böyle. Çocuklar böyle dakikası dakikasını günlük çalışma saatlerini koyuyorlar. Bu öğrenci mesela günlük 4-5 saat ancak uyuyor. Mesela şu anda söylediği şey, sadece dersleri günde 10 saat falan çalıştığını söylüyor. Sonra mesela ders kitaplarını tamamen ezberlediğini, özetlediğini böyle söylüyor. Böyle yapmazsa rahat olamıyormuş yani. Mesela çocuğun şimdi eline bakacak, göreceksiniz. Çocuk o kadar çok yazarak ders çalışıyor ki eli böyle, parmakları soyuluyor zamanla. Sonra çocuğun söylediği şey burada. Mesela o kadar çok yazı yazıyor ki eliyle, çocuğun eli artık bir zaman sonra daha tutmuyormuş. Yani yazıyı, kalem tutamıyormuş böyle yazı yazmaktan. Öyle olduğu zaman çocuk mesela eline plastik bir bantla, işte mesela tokayla falan eline kalemi bantlıyormuş böyle. Öyle çalışmaya devam ediyormuş. Çünkü mesela parmağını hareket ettiremiyormuş ama bilek her zaman hareket ediyormuş. Öyle söylüyor. Şu anda mesela çocuk elini bağladı yani. Kalemi eline bağladı şeyle beraber. Böyle çalışıyor. Yani bu çocuk mesela, görmüş olduğunuz bu çocuk sıradan ortaokul öğrencisi Kore'de. Şu anda da işte kalemi niye eline bağladığını falan anlatıyor böyle işte. Neyse, devam edelim konumuza. Ve bir şey daha söylemek istiyorum. Şu anda görmüş olduğunuz yukarıda bir kamera var. Çocuklar mesela birbirleriyle motive etmek için çocuklar birbirlerini çekip böyle arkadaşlarıyla canlı paylaşıp daha çok böyle ders çalışmayı motive ediyor yani. Birbirlerini takip ediyorlar böyle. Kontrol ediyorlar. Ders çalışmış mı, çalışmamış mı gibisinden. İşte çocuklar böyle dakikalık, saatlik planlar yapıp hepsini harfiyen uygulayan bir ortam yani. Maalesef rekabeti çok yüksek. Neyse, devam edelim o zaman. Bir sonraki kötü yanı ise ırkçılık. Ben pek hissetmedim aslında ırkçılığı. Neden bilmiyorum, herhalde hem sakallı olup hem vücutta biraz iri olunca olsa gerek. Sokakta insanlar böyle beni görünce çekiliyorlar yani, korkuyorlar herhalde. Ama bazı arkadaşlarım mesela ırkçılığı Kore'de maalesef hissettiklerini söylemişlerdi. Sol üst köşede görmüş olduğunuz haberde de işte mesela her 10 kişiden 7 yabancı burada Kore'de ırkçılığı hissettiğini söylemişler yani. İkinci şekilde şu alttaki görmüş olduğunuz da aslında bir evcik yani. Ev, tam ev diyemeyeceğiz. Evcik. Benim evim de böyle bir ev. Görmüş olduğunuz gibi her şey tek bir odada oluyor. One room diye söylüyorlar zaten. İşte tuvaleti oluyor, banyosu oluyor ama evin kendisi bu kadar küçük oluyor yani. İşte mutfak burada oluyor, buzdolapları, her şey burada oluyor, yatak da burada oluyor. Bu yani. Ki bu evin de mesela aylık kirası yaklaşık 500-600 dolar civarında oluyor. Bir sonraki kötü yanlarından birisi de Kore'nin havası. Kore dünyanın, Kore özellikle de Seul başkent, dünyanın en kötü dördüncü havasına sahip. OECD raporları böyle söylüyor yani. Bazen yani sadece koronavirüs olduğu zaman biz maske takmıyoruz. Havalar bazen böyle resimdeki gibi çok kirli olduğu zamanlarda da maalesef maske takıp dışarıya çıkmak zorundayız. Yoksa çok zararlı olduğunu söylüyorlar. Bir başka kötü yanı ise aşırı kolektivist toplum olması. Bunun hangi açıdan kötü diye soracak olursanız, soldaki resimdeki haberde de görebileceğiniz gibi, mesela burada patron, atıyorum şirketteki çalışanını böyle dövebiliyor rahatlıkla ve diğer insanlar bir şey demiyor. Çünkü kimse bir şey demediği için siz mesela tek başınıza bir şey söyleyemiyorsunuz patronunuza, yani sessiz kalıyorsunuz. Bu aslında okullarda da öyle yani, çocuklar mesela öğretmene pek soru sormuyorlar. Sadece hocam dediğine tamam okey yapıyorlar, o kadar. Çok ilginç geldi bana yani şahsen.
Bu bence yani diğer insanlara bakıyorlar, tepkilerine bakıyorlar. Onlar bir şey demezse kendileri de bir şey yapmıyorlar. Bir sonraki Kore'nin kötü yanı ise lookism, görünüşselcilik. Kore'yi duyan herkes aslında estetik ameliyatları bilir Kore hakkındaki. Kore bildiğiniz gibi estetik ameliyatının dünyada estetik ameliyatın başkenti olarak söyleniyor. Mesela böyle şeylerde metrolarda otobüs metrolara binerken ya da yolda giderken sağ üst köşedeki görmüş olduğunuz gibi böyle reklamları estetik ameliyat reklamlarını çok rahat görebiliyorsunuz. Yani normalde Korelilerin yüzü böyleyken işte estetik ameliyat da böyle oluyor. Yani bunlar normal case'ler diyebiliriz. Kore'de estetik ameliyat o kadar çok ki mesela şu görmüş olduğunuz haberde diyor ki 25-29 yaşın arasındaki kadınların %62'si estetik ameliyat tecrübesi var diyor yani. Aynı şekilde sağ taraftaki haberde ise aileler öğrencilere, çocuklarına üniversite kazandığı hediyesi olarak mesela estetik ameliyat hediyesi ediyorlar. Mesela burada diyor ki üniversiteye girmeden önce erkeklerin %2'si, kadınların da %28'i estetik ameliyat olduğunu söylüyor. Yani sonuç olarak benim Güney Kore'den örnek bir ibret aldığım, çıkardığım dersler şöyle. Birincisi çalışkan ve azimli olmak. Bu insanlar yani öbür tarafa da inanmıyorlar. Bizim gibi ahiret inancı da yok ama yani 80 yıl bilemediniz, 100 yıl yaşayacağınız bu dünya için bu kadar çok çalışıyorlar. Bu şeyi gördükçe ben biraz üzülüyorum aslında. Çünkü biz yani sonsuz hayat için ne kadar çalışıyoruz gibisinden bir düşünce geliyor aklıma yani. İkincisi gerçekten konfüçyanizmden olsa gerek. İnsanlar burada birbirlerine çok saygılılar, güler yüzlüler. Atıyorum bir markete, bakkala gittiğiniz zaman sizi insanlar güler yüzle karşılıyorlar. Üçüncüsü toplumsal sistemin, düzenin ne kadar önemli ve güzel bir şey olduğunu ben burada hissettim. Dördüncüsü eğitime ne kadar önem vermemiz gerektiğini hissettim. Gerek aile olarak, anne baba olarak, gerek öğretmen olarak, gerek de öğrenci olarak. Burada insanlar anaokulundan itibaren her gün böyle düzenli ders çalışıyorlar yani. Bir sonraki benim çıkardığım ders olarak söyleyebileceğim bilim ve teknolojinin önemi. Yani teknoloji yatırım yapmamız ne kadar çok gerektiğini burada hissettim. Bir sonraki de dinin önemi. Daha doğrusu dini olmadığı zaman insanın ne hale geldiğini ben Kore'de çok fazla hissettim. Bir sonraki şey de içkinin zararlarını ben burada çok gördüm. Yani Türkiye'de hiç içki içen arkadaşım yoktu ama burada maalesef böyle içkili ortamlarda bulunmak zorunda kaldık Allah affetsin. Bu ortamlarda işte insanların içki içip de nasıl zıvanadan çıktıklarını şahit oldum. Yani Allah hidayet nasip etsin diyelim. En son ki çıkardığım ders olarak söyleyebileceğim ise kapitalizmin aslında ne kadar zararlı olduğu. Çünkü kapitalizm aslında Kore'de çok mükemmel bir şekilde uygulanıyor ama bu kapitalizmin özünde sorun olduğu için işte insanlara çok büyük, toplumlara çok büyük etkileri, zararları var. Evet, benim sunumum buraya kadar aslında. Yani yaklaşık olarak tam benimce bir 50 dakika sürmüş olması lazım. Sizin de sorulup ve cevaplarınız varsa dinlemek, almak isterim yani. Hocam soruları ben size iletiyorum. Önünüze düşüyordur. Yazılı olarak alacağız soruları. Tamam. Siz okuduğunuzda cevap verebilirsiniz. Genelde COVID ile ilgili sorular gelmiş. Siz cevapladıkça ben gelen soruları size ileteceğim. Evet, bir saniye. Şimdi sorular biraz böyle küçük duruyor da bir saniye hemen bakacağım Ben size sorulara. okuyayım soruları o zaman. Ha, okursan güzel olur evet ya. Çok daha iyi olur. İlk olarak şunu demişler. Covid-19 süreci sosyal medyada gördüğümüz gibi rahat ve çok kontrollü mü geçiyor? Yoksa dünyaya yansıtılmayan yönleri var mıdır? Evet, bu soruya hemen kısaca cevap vermek gerekirse görmüş olduğunuz gibi ben şu anda ofisteyim ve her gün gayet normal bir şekilde maskemi takıp işe gidip geliyorum. Az önce söylemiş olduğum gibi Kore çok kolektivist bir ülke olduğu için devlet başkanları bir şey yapma, yap dediği zaman insanlar çok iyi takip ediyorlar. Yani sizin de sosyal medyada görmüş olduğunuz şeyler tamamen doğrudur yani öyle söyleyeyim. Koronavirüs o yüzden burada çok yani hissedildi tabii ki ama insanlar bunun bence üstesinden geldiğini düşünüyorum ben. Aynı şekilde mesela biz
iki hafta mesela, ben iki hafta evde çalıştım. İki hafta bu koronavirüsün en fazla şiddetli olduğu zamanlarda. Ondan sonra işe gidip gelmeye başladım. Yani Kore Devleti tüm tedbirleri aldı bu kapsamda. En başta aslında bence yani Kore Devleti'nin yaptığı en büyük yanlış ya da yapmadığı şey tedbir Çin'le olan sınırları kapatmaması. En başta Çin'le sınırları hiç kapatmadı. Bu yüzden başta çok büyük bir sorun oluşmuştu. Ondan sonra işte Kore Devleti'nin almış olduğu tedbirler, gerek bu virüse kapılanların herkesi böyle direkt karantinaya alması, direkt şehri kapatması, gerekse işte böyle hemen o bölgelerde anında müdahale etmesi ve tüm insanlara da duyuru yapıp bunlara uymasından dolayı bence koronavirüsünü rahat bir şekilde yani hallettiğini, üstesinden geldiğini düşünüyorum. Yani ben başlarda aslında çok endişeliydim. Çünkü Çin'le komşu ve buraya Çin'den çok gelen insanlar var ama hamdolsun görmüş olduğunuz gibi şu anda Kore diğer ülkelere göre daha güvende olan bir ülke. Başka bir sorunuz varsa? Okuyorum başka soruları. Arap tarzı İslam benimseme biçimi mi var Korelilerde diye bir soru gelmiş. Arap tarzı İslam'ı benimseme. Yani Selefizm tarzında söylüyorsanız yani bir kesim bence hepsinden var yani. Kimisi mesela Pakistanlılığı görüp Müslüman oluyor. Kimisi Türkleri görüp Müslüman oluyor. Kimisi de Arapları görüp Müslüman oluyor. Mesela benim bildiğim kadarıyla Seville Merkez Camisi'nde 3 tane ya da 4 tane imam olması lazım. Bu imamlardan bir tanesi de işte Koreli bir imam ve bu imam mesela benim bildiğim kadarıyla biraz böyle Arap kültüründen etkilenmiş bir Müslüman yani. Öyle söyleyeyim. Bir Başka soru? teşekkür mesajı gelmiş. Tebrik ederim. Çok güzel bir sunum oldu. Bakıp çıkacaktım. Çıkamadım demişler. Teşekkür ederiz. Aşırı kolektivizmden bahsettiniz. Kore insanı hakkında aramada da çekingen mi? Hakkında aramada çekingen mi? Hem sosyal ilişkilerinde hem de devlet ilişkilerinde çekingenler mi? Diye soruyorlar. Evet, tamamen çekingen. Yani Koreliler kendi üstlerine karşı bir korkuları mı var diyeyim ya da çekingenlik mi var diyeyim bilemedim ama mesela şirkette atıyorum bir probleminiz var, sorununuz var. Bunu üstünüze bir anlatamıyorsunuz yani. Söylemekte çok çekiniyorlar. Aynı şekilde okullarda da öğrenci mesela kesinlikle aklında bir soru var. Yüzünden okunuyor öğrencinin ama çocuk o soruyu öğretmene soramıyor, cesaret edemiyor yani. Neden Kore diye sormuşlar. Herhalde sizin tercihiniz için niye tercih ettiniz diye soruyorlar. Evet, benim alanım eğitim teknolojileri. Başta da anlatmış olduğum gibi Güney Kore eğitimde de teknoloji alanında da çok iyi olan bir ülke. Ve benim ilk Kore'ye gelmeden önce, aslında ben Kore Devleti'nin bursuyla geldim. Kore bildiğiniz gibi çok pahalı bir ülke. Kore'ye ilk gelmeden önce işte Türkiye'de parti projesi başlatılmıştı. Belki bilirsiniz, duymuşsunuzdur o zamanlarda. Ama bu farklı projesi için ben yetişmiş elemanın çok olmadığını düşünüyordum. O yüzden bunu kendime bir görev bilinip bu alanda yani online öğrenme, teknoloji tabanlı öğrenmede tecrübeleri, projeleri olan Güney Kore'ye gelip bu alanda tecrübe kazanmak, bilgi sahibi olmak istemiştim. Sağlık sisteminden biraz bahsedebilir misiniz demişler. Evet, sağlık sistemi bence Türkiye daha iyi. Şöyle ki her şey burada para yani. Yani tabii ki sigorta sistemleri var, çok gelişmiş ama mesela atıyorum acile gidiyorsunuz. Acilde tedavi olmadan önce en önce para vermek zorundasınız. Genel olarak ama sağlık sistemi tabii ki çok iyi gelişmiş, teknolojik. Yani Amerika'dan çok 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 daha iyi. Ama Türkiye'ye göre yani sosyal devlet açısından Güney Kore çok zayıf bence. Bu yüzden de sağlık sektörü çok pahalı. Yani insanlar mesela burada çok manyak paralar ödeyebiliyorlar mesela sigortalarını, sağlık sigortalarını, özel sağlık sigortalarını. Mesela benim arkadaşımın kanser sigortası var. Bir başka birçok hastalıktan yani sigortası falan var yani genelde. Çünkü çok pahalı yani bu ameliyatlar, hastanede kalmalar falan. Devlet nüfus artışını teşvik ediyor mu? Yani aslında evet, devlet yani yırtınıyor artık hani ne olursunuz işte evlenin, çocuk yapın gibisinden. Mesela bir sürü evlendirme ajansları var burada. İşte siz mesela atıyorum CV'nizi veriyorsunuz, işte bilgileri dolduruyorsunuz, size uygun eş buluyorlar filan. Yani devlet bu alanda çok çalışıyor ama insanlar maalesef evlenmek istemiyorlar, işte çocuk sahibi olmak istemiyorlar. Mesela
Şöyle örnek vermek gerekirse, çocuk sahibi olmuyorlar ama o insanın insan olmasından dolayı bir sevgisini vermesi gerektiği için ne yapıyor bu sefer? Çocuk olmaması için işte köpek, kedi besliyorlar. Yani burada mesela evcil hayvan besleme çok yaygın. Bunun dışında benim hissettiğim başka bir şey, ne söylenebilir? Bence şöyle bir sebebi var bunun yani. En büyük sebebi burada Kore'de mesela şöyle bir şey var. Aileler mesela bir çocuğu olduğu zaman, bu Asya toplumundan kaynaklanıyor herhalde olsa gerek. Bir çocuğun olduğu zaman o çocuğun tüm sorumluluğu kendinde oluyor, üstünde oluyor. Yani bu çocuk bir hata yaparsa o hatayı anne baba kendisi yaptı diye düşünüyor. Bu yüzden çocukların eğitimine, yetiştirmesine aşırı önem veriyorlar. Çocukluğundan, bebekliğinden itibaren gerek anne gerek babada. Ama bunun işte tabii dershanelere, kurslara gönderiyor, işte üniversiteye gönderiyor filan. Maliyeti çok yüksek. Mesela burada çocuk yapmadan önce maliyeti hesaplıyorlar. İşte atıyorum 200 bin dolar diye, 2 milyon dolar diye neyse. Bu fiyatları da hesaplayınca bakıyor ki çocuk yapacağım diyor. İşte 200 bin doları alırım, gezerim, oynarım, toplarım, zıplarım diyor yani. Ama işte o sevgiyi, çocuktan alması gereken sevgiyi de işte kedilere, köpeklere falan veriyor diyebiliriz yani. YouTuber Davut Kim'in İslam'a katkısı nedir? Paylaştığı videoda İslam'a karşı ön yargının kırılmasında etkisi var mı? Sorusu gelmiş. Tekrar soruyu alabilir miyim? YouTuber Davut Kim'in İslam'a Evet. katkısı nedir? Paylaştığı videoları İslam'a karşı ön yargının kırılmasında etkisi var mı? Vallahi Davut kim olduğunu biliyorum ama onun videolarının Koreliler üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu tam bilmiyorum yani hiç duymadım. Onun dışında bir tane videosunda geçen bildiğim kadarıyla yani bir tane Koreli mesela onun videolarını görüp de biraz böyle Müslümanlar daha çok ısındığını falan duymuştum ama onun dışında genel olarak hiç bilmediğim bir soru yani öyle söyleyeyim maalesef. Normal bir elektrik elektronik mühendisi ne kadar maaş alıyor diye soru gelmiş maaşlarla ilgili yaşam. Evet, şöyle ki normal işe ilk şöyle Kore'de işe ilk başladığınız zaman hangi işi yaparsanız yapın maaşlar çok düşük oluyor. Yani düşükten kastım standarda göre düşük oluyor. Mesela bir öğretmen ya da polis devlet memuru ilk başladığı zaman yaklaşık 1500-1800 dolar yani bir asgari ücret seviyesinde alıyor. Ama bu kişi mesela 10 sene 20 sene çalıştığı zaman tecrübe kazandıkça maaşı artıyor. Mesela bir öğretmen ya da daha doğrusu bir okul müdürü mesela emeklilik yaşı geldiği zaman 5000 dolar 6000 dolar alıyor aylık olarak. Özel sektörde de aynı şekilde ilk başladığınız zaman işte tabii şeyden seviyenize göre, durumunuza göre, üniversite yüksek lisans dolukları yapıp yapmadığınıza göre değişir ama benim bildiğim kadarıyla yani yabancıysanız Kore'de yaklaşık ve lisans mezunuysanız sadece 2000 dolarla 2500 dolar arası alabilirsiniz diyebilirim yani. Ama bu ilk başladığınızda bu zamanla böyle katlanabiliyor yani. Rakam ölçülebilir olması için asgari ücret ne kadar onu söyleyebilirsen daha Evet tabii kıyaslı. 1600 dolar civarında yani asgari ücret. Yemekle ilgili sorular gelmiş. Yemek işini nasıl çözüyorsunuz? Helal yaşamla nasıl uyabiliyorsunuz? Yaşarken sıkıntı oluyor mu diye Evet. sormuşlar. Yemek konusu aslında yani benim için Kore'deki en büyük sorun yemekti. Yani bir markete gittiğiniz zaman atıyorum alabileceğiniz çikolata sayısı bile bir elin parmaklarını geçmiyor yani. Bir iki çeşit daha doğrusu bir iki tane çikolata alabiliyorsunuz. Ben mesela Kore'ye ilk geldiğim zaman özellikle çok zorlanmıştım. O zaman hatta yurtta kalmıştım. Yurtta da böyle yemek falan yapamıyorduk. Bir sene boyunca her gün sadece işte vejetaryen yemek yedim. Yani bibimbap diye bir yemekleri var meşhur. Onu yemiştim mesela. O sene 15 kilo falan vermiştim. Şu anda tabii kendi evimde kaldığım için Itaewon diye bir bölge var burada mesela. Yabancıların çok yaşadığı bir bölge. Oradan işte siz helal yiyecekler de bulabiliyorsunuz marketlerde falan. Oradan ben mesela et alıyorum. Evimde kendim yapıp yiyorum yani. Şirket için ise mesela hani öğlen yemeklerini tabii kolektivist bir ülke olduğu için her zaman beraber yemek zorunda olduğumuzdan genelde ben işte sadece bibimbap tarzı böyle sadece sebzelerin olduğu yemekleri yiyorum. Aslında benim yüzümden de diğer benim arkadaşlarımın gidebileceği restoran sayısı da 2-3 tane, 5 tane en fazla oluyor yani. Ama onlar böyle istiyorlar yani. Ben bir şey yapamıyorum işte. Bu arada normalde vaktimiz bitti ama bekleyen Evet. sorular var.
cevaplamak vaktim varsa müsaitse Olur biraz olur. daha gidebiliriz. Orada saat ileri sanıyorum. Evet, saat 11'i geçti şu anda. Sorun değil. Devam edebiliriz. O zaman son bir 5 soru daha okuyayım ben sıradan. Kalanlara maille olmazsa cevap verebiliriz. Tamam. Kore'de İslam'a yönelik hangi gruplar hangi çalışmalar yapıyor? Türkiye olarak İslam tanıtmak için neler yapılabilir? Oo, çok Dijital davet etkin midir? Sorun devam. efendim, dijital davet. Evet, Anlamadım. dijital davet etkin. Ha, Dijital tamam. davet etkin midir? Tamam, eyvallah. Kore'de yani İslamiyet adına en çok çalışan grup benim bildiğim kadarıyla bu Pakistanlıların olan bu şey tebliğ grubu var. O grup biraz daha çok çalışıyor. Bunun dışında Türkler arasından yani benim bildiğim kadarıyla okuyucular dediğimiz grup var. Süleymancılar dediğimiz grup var. Mahmud Efendi grubundan da bir abimiz var benim bildiğim. Koreli bir abi hatta. Bunun dışında bence İslami tebliğ yapmak Kore'de çok birazcık zor yani. Çünkü ya yapılması öncelikli olarak yapılması gerekli olan bir şey. Çünkü buradaki insanlar İslamiyet'in iyisini bilmiyorlar. Yani daha çok Batı toplumundan, Batı'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan dünya medyasının haberlerini aldıkları için genelde İslamiyet dediğiniz zaman işte çok olumsuz şeyler biliyor, söylüyorlar yani. Aynı şekilde kendi eğitim sistemlerinde mesela öğrenirken bunu bana şirketteki bir takım liderim, benim kendi takım liderim söyledi. Okulda ilk öğretim lisedeyken İslamiyet, dinleri öğrenirken mesela İslamiyet'i şöyle öğrenmişler. Bir elinde Kur'an, bir elinde kılıç. Ya bu dine, bu kitaba inanırsın ya da ölürsün tarzında öğrenmişler. Bu tarz yani Kore'de ön yargılar çok fazla var İslamiyet hakkında. O yüzden bence burada tebliğ gerekir ama bu tebliğ bence sözlü tebliğden daha çok yani kendi hayatımızda burada yaşayan Müslümanlarla olması gerektiği tarafındayım. Dijital tebliğ konusunu ben çok bilmiyorum. Dijital tebliğ nasıl yapılır? Yani ben dijitalin samimiyetine zaten çok inanmadığım için buna pek bir şey diyemeyeceğim yani. Tatmin edebildim mi bilemedim ama soru. Koreli Müslüman arkadaşlarınız var mı? Eğer varsa İslam'a bakış açıları nasıl, tasavvufa vesaire? Evet, Koreli Müslüman arkadaşım birkaç tane var aslında. Bir tane arkadaşım mesela Cübbeli Ahmet Hoca grubundan olan, dedi Mahmud Efendi grubundan olan hatta bir abiye gidiyor şimdi. Yani o abi biraz böyle hoca sınıfında, ondan böyle dersler alıyor. Hatta böyle cübbe falan giyiyor yani Kore'de böyle sokakta. Ki insanlar buna böyle tuhaf tuhaf bakabiliyorlar. Yani tasavvuf hakkında Korelilerle çok konuştuğumu söyleyemeyeceğim ama tam bilemedim şimdi yani. Bu soru biraz zor bir soru oldu. Yani Bu bu soruyu geçebiliriz aslında. Beni biraz tamam. açtı bilmiyorum yani. Tabii. Politika ile ilgili bir sorumuz var. Evet. Devlet uluslararası politikalarda ne kadar özgür veya uluslararası politika anlamında daha bağımsız olma yönünde bir gayret var mı? Bir soru daha var, onu da birleştireyim. O Tamam. da Kore dünyayı nasıl okuyor demiş. İkisini birlikte cevaplayabilirsin. Tamam. Çok güzel bir soru oldu aslında. Bu konuyu cevap verebilirim bence. Kore çok gariban bir ülke aslında. Bu uluslararası politik açısından çok gariban bir ülke. Ekonomisi yüzünden Çin'e bağlı. Askeri açıdan Amerika'ya bağlı bir ülke. Ve Amerika-Çin çatışmasında Kore her zaman zararı görüyor. Mesela geçen işte burada bu uçak savarların Kore Amerika'nın uçak savarları işte buraya yüklenmesi konusunda mesela bu Tayyip dedikleri var ya onun kurulması açısından mesela Amerika kuracaksın dedi Kore devletine. O da işte oldu olmadı filan Çin devleti yok kuramazsın filan yaptı böyle. Kore arada kaldı mecbur işte Amerika'yı dinlemek zorunda kaldı ama bu sefer Çin'den çok büyük bir darbe gördü ekonomik açıdan. Kore'nin için Çin en büyük pazar Çin pazarı. Hem gerek ekonomik açıdan olsun hem turizm açısından. Yani buradaki mesela turistlerin eskiden %40'ı %60'ı Çinlilerdi. Ama bu tamamen kesildi. Çin çünkü Kore'yi protest etmeye başladı ve bu tamamen kesildi. Aynı şekilde mesela bir sürü marketleri, süpermarketleri, alışveriş merkezleri, bir sürü ekonomik faaliyetleri Kore'nin içindeki hepsi durdu. Çinliler protest etti. Yani Kore işte yukarı şey derler ya Türkçe'de biz şey diyoruz da yukarı
tükürsem işte bıyık, açta tükürsem sakal diyorlar ya, o açıdan Kore devleti çok gariban. İşte her Amerikan, Amerika Çin çatışmasında zarar görüyor yani. Diğer soru neydi bu arada? Kore dünyayı nasıl okuyor demiştin. Az çok Evet. cevaplanmış oldum. Kore dünyayı okuyamıyor. Kore'nin dünyayla pek bir alakası yok. Yani Kore'nin tek yapmaya çalıştığı şey benim anladığım kadarıyla para kazanmak diyebiliriz yani. Kore'nin bir fikir açısından dünyaya satmaya çalıştığı bence bir şey yok yani. Kapitalizm çünkü tamamen bu Konfüçyanizm öğretilerini, Kore'nin geleneksel öğretilerini öldürüyor, öldürmüş yani. Bunun dışında Kore mesela nasıl para kazanıyor? Buna baktığımız zaman en basitinden bu filmiyle, dizisiyle, işte şarkılarıyla bile bence büyük bir kültür pazarlaması yapıyor. Yani bence bu da çok büyük bir pazar. İnsanlar işte filmleri görüp, dizileri görüp Kore'ye gelmeye çalışıyorlar. İşte ne bileyim dizilerdeki o meşhur oyuncular gibi olmak için estetik ameliyat yaptırıyorlar ve benzeri yani. Dizilerle ilgili bir soru gelmiş. Kore Tabii. dizileri Kore'deki gerçek hayatı yansıtıyor mu? Bir de K-pop'la ilgili bir soru var. İkisini birleştirip soruyorum. Evet. K-pop sektörünün bahsedildiği gerçekten de Moon tarikatı veya benzer topluluklara bağlantısı olduğu doğru mu? Demişler. Oo. Ben sana popüler kültürle ilgili bir genel cevap Eyvallah. verebilirim. Tamam, teşekkür ederim. Dizilerin çoğu aslında gerçek şeylerden, hikayelerden kaynaklanıyor. Yani şimdi arkadaşımızın bu soruyu soran kişinin, beyefendinin, hanımefendinin hangi diziyi ima ettiğini tam bilmiyorum ama genelde Kore'de yaşanmış hikayeler tabanlı diziler yapıyorlar. Yani genelde fazla gerçekçi olabiliyor. Atıyorum bu zenginlerin hayatları, tabii fakir birisiyle genelde evlenmiyorlar ama zenginlerin böyle işte rahat hayatları doğru olabilir. Bunun dışında mesela atıyorum öğretmenlerle alakalı bir son zamanlarda çıkan bir dizi vardı. Geçen sene de polisler hakkında çıkan bir dizi vardı. Tamamen gerçek olduğunu söylüyorlar benim arkadaşlarım yani. K-pop konusuna gelecek olursak tarikatlarla bağlantısını ben şu anda ilk defa duydum. Yani benim de araştırmam lazım. Ama o K-pop'la alakalı yani benim söyleyebileceğim şey bir nevi köle şeyi, kültürü mü diyelim artık. Köleleştirme var yani orada. İnsanlar maalesef mesela orada sizin görmüş olduğunuz atıyorum bir şarkıyla 100 bin dolar, 1 milyon dolar kazanıyor dediğiniz insanların aslında o ortamlara gelmesi için 10 sene, işte 5 sene, 10 sene, 15 sene hiç durmadan çalışma şeyleri var, tecrübe çalışmaları var yani. Ki adam mesela atıyorum çocukken ortaokuldan itibaren sabahleyin okula gidiyorsa akşam 5 saat 6 saat boyunca dans edip işte pratik yapıyor, şarkı söylüyor filan böyle. Tüm çocukluk hayatı adamın öyle geçiyor yani. Hani bu sizin görmüş olduğunuz şarkıcılar, ünlüler filan o ortamlara geliyorlar ama ne zorluklarla geliyorlar. Bunu bence biraz düşünmenizi tavsiye ederim diyeyim. Bunun dışında onların üstünde olan sistem ama işte bu K-pop kültürü diyelim, sistemi diyelim. Çok acımasız yani gözün yaşına bakmayan bir ortam. Mesela son zamanlarda özellikle son yıllarda belki sizler de duymuşsunuzdur. Böyle şarkıcılar arasında intihar eden insanlar çok fazla var. Şarkıcı, oyuncu ve benzeri. Bunlar işte toplumun onlar üzerine kurduğu baskıdan dolayı genelde intihar ediyorlar. Mesela burada bir ünlü biriyseniz insanlara rol model olmak zorundasınız. Atıyorum bir trafik kazasına karıştınız ya da alkollü araç sürerken yakalandınız. O anda sizin tüm kariyeriniz bitiyor yani. O yüzden tüm şarkıcılar, oyuncular dikkat eder yani özel hayatlarına. Ama bence bu tamamen biraz böyle köle tarzı bir ortam yani öyle söyleyeyim. K-pop şarkıcıları yani kaç yıllık anlaşmalar imzalıyorlar. İnternetten mesela araştırırsanız o kişilerin hayatlarını böyle şarkıcı olup da ayrılan, emekli ayrılan insanların hayatlarını birçok hayret verici, korkutucu şeyleri görebilirsiniz yani. Gerçek yüzünü görebilirsiniz daha doğrusu. İş hayatıyla ilgili soru gelmiş. Mobbing var mı? Bir de ofiste kimseyi göremiyoruz. Türk şirketinde mi çalışıyorsunuz? Geç saatlere kadar çalışılıyor dediğiniz için soruyorum demişler. Anlamadım. Bir daha söyler misin? Ofiste kimse yok. Türk Ha evet. şirketinde mi çalışıyorsunuz? Geç saatlere kadar çalışılıyor dediğiniz için sordum. Ha evet. Bugün saat şu anda pazar saat 11'i geçiyor. Az önce ben böyle bir el salladım. Orada şirket aslında çok büyük bir şirket. Benim arka tarafta kimse yok ama ön tarafta vardı. Bir takım lideri vardı. O şu anda az önce gitti yani. Belki
Ben zaten konuşma yaparken de ses falan gelmiş olabilir. Onlar işte o amcadan geldi yani. Abiden geldi. Bunun dışında şu an patronun odası ışığı yanıyor yani, öyle söyleyeyim. Saat gece 11 ve pazar ve koronavirüsü hala gündemde olan bir ülkedeyiz. Buna rağmen çalışan insanlar var yani. Bunun dışında Mobbing ve geç saatlere kadar çalışma ile ilgili. mobbing derken yani, Mesela işte işiniz bitmeden çıkabiliyor musunuz akşam mesai saat bitmiş olsa? anladım. O işte biraz çalıştığınız şirkete, çalıştığınız takıma göre değişiyor. Genelde işin bitmiş olsa bile takım liderinin şirketten çıkmadan önce sen genelde çıkamıyorsun. Böyle biraz yani ortamı süzmen gerekiyor yani. Tabii benim için öyle değil. Bizim şirket biraz daha böyle yurt dışı ile bağlantılı işler çok yaptığı için biraz daha böyle bu konularda daha açık ve bu konuları farkında olan bir şirket. Biz mesela işimiz bittiği zaman çıkıyoruz ama genelde mesela ben mesela tabii fazla mesai çok yapıyorum. Yani bazen 8, 9, bazen 12, bazen 2'ye kadar çalışmışlığım oluyor ama işim varsa ben yapıyorum. Mesela işim bittiyse ben direkt eve giderim yani genelde. Ama biraz daha benden büyük 30'lu 40'lı yaşlardaki insanlar genelde onun üstündeki insanın işten gitmesini bekler. O işi bitip çıkınca ancak o zaman çıkar yani. Bir de şöyle bir sorumuz var. Evet. Tavsiye edebileceğiniz online öğrenme siteleri veya program tavsiye eder misiniz? Online öğrenme programı mı, siteleri mi, ikisi mi Yani anlamadım. online öğrenme siteleri, programları, yani yanlış anlamadıysam Korece için veya genel olarak eğitim teknolojileri alanında uzman olduğunuz için. Yani eğer bizim alanla alakalı soruyorsa yani tabii edX, Coursera, Udemy bu tarz siteler zaten dünya çapında meşhur olan siteler. Bunu kastediyorsa. Bunun dışında bizim alanla alakalı online öğrenme sistemleri, genel olarak Türkçe'de öğrenim yönetim sistemleri dediğimiz LMS, Learning Management sistemleri var. Bunlar arasında Moodle, Canvas, Blackboard tarzı sistemler var. Benim kişisel olarak tavsiye edebileceğim Canvas'tır. Eğer sorumuz şeyle alakalı, Korece öğrenmekle alakalı ise Korece öğrenmek için web sitesi ben çok bilmiyorum yani kesin bir şey diyemeyeceğim ama Udemy'de mesela bir tane benim bir arkadaşım şey Korece öğrenme ile alakalı bir video yapmıştı. Yani İngilizce bilen birisi ise Udemy gibi sitelerden günlük hayat Korecesini bence öğrenebilirler. Üniversitelerde İslami bölümler var demiştiniz. Detaylandırır Evet. mısınız? Hangi üniversitelerde var? Ders içerikleri nasıl? Vallahi şimdi hangi üniversitelerde olduğunu ben hatırlamıyorum ama mesela hadisti, Kur'an-ı Kerim'di bu tarz bölümler vardı çünkü mesela YouTube'da görmüştüm birkaç sefer. Koreli Müslüman değil ama böyle Kur'an'dan işte ayetler falan okuyorlardı yani. Tam olarak bilmiyorum ama yani maille bana sorarlarsa biraz daha detaylı dönüş yapabilirim yani. Gerçekten merak ediyorlarsa. Bu arada Araştırabilirim. Yunus Bey'in maili ekranda, iletişime sonrasında devam ettirebilirsiniz, mail atabilirsiniz diye düşünüyorum. Eyvallah. Bir soru da gençlerin dini hayatı var mı? Arayışta oluyorlar mı? Devamında da bir soruyla birleştireyim. İslam dininin sevdirilmesi, tanıtılması, tebliğ için hangi yöntemler topluma daha cazip gelebilir? Gözlemleriniz nelerdir? Soruyu tekrar alabilir miyim ikisini baştan? Saat 12 olunca biraz şey oldum da. İlk kısım bunu sorup kapatalım. Kalanlar maille sorabilirlerse iyi olur. Gençlerin dini hayatı var mı? Evet. Arayıştalar mı? Devamındaki soru da İslam dininin sevdirilmesi, tanıtılması, tebliğ için hangi yöntemler topluma daha cazip gelebilir? Gözlemleriniz nelerdir? Tamam. Gençlerin genel olarak dini hayatı sıfır. Yani benim tanıştığım gençler arasında mesela içki içmeyen kimse yoktu. Bunun dışında koyu Hristiyan birkaç tane arkadaşım vardı. Bunlar da genelde ailenin etkisiyle böyle biraz daha dinini yaşamaya çalışan insanlar. Ama demiş olduğum gibi kolektivist bir toplum olduğu için çocuk öğrenci mesela içki içmese bile hocası zorladığı için mesela üniversitelerde içki içebiliyorlardı. Normalde içmezdi ama mesela. Yani genel olarak benim gördüğüm kadarıyla gençlerde tek dert iyi bir iş sahibi olabilmek. Yani Koreli'deki öğrenciler mesela az önce politika ile alakalı bir soru gelmişti. Koreli öğrenciler mesela üniversite öğrencilerinin politikaya alakası sıfır yani.
Zaten normal vatandaşların da seçimlere katılma paylarını görürseniz yani %60'larda falan ancak yani. O yüzden burada insanların tek derdi yani bu kapitalizmden dolayı olmuş olsa gerek para kazanmak, iyi bir iş sahibi olmak, işte atıyorum güzel bir ya da yakışıklı bir eş sahibi olmak, işte ev sahibi olmak bu kadar yani. Tek hedefleri bu genelde. İkinci soru olarak tebliğ açısından söylemek gerekirse bence konuşarak, birisine bir şey açıklayarak tebliğ yapmaktan daha çok göstererek, yaşayarak tebliğ yapmak daha mantıklı. Böyle siz yaşadığınız zaman, hani gösterdiğiniz zaman onlar belli bir zaman sonra geliyorlar, sana soruyorlar zaten. Ben öyle çok olay yaşadım. Mesela yurtta beraber kalmış olduğum bir Koreli, en son ben yurttan çıkarken işte ayrılırken ben işte Müslümanların bu kadar iyi böyle olduklarını hiç bilmiyordum demişti. Aynı şekilde işte şirketteki arkadaşlarım işte benden daha büyük 30'lu 40'lı yaşlardaki insanlar da böyle sık sık bana gelip böyle İslamiyet'le alakalı soru sorabiliyorlar. İşte sen böyle yapıyorsun ama başka bir Müslüman şöyle yapıyor diyenler de oluyor hatta yani. İlginç yani açıdan evet. Bence ama göstererek, yaşayarak insanları İslamiyet'i anlatmak Kore gibi toplumlarda çok daha iyi. Çünkü burası yani belki duymuşsunuzdur. En çok misyoner yetiştiren ikinci ülke bildiğim kadarıyla Güney Kore. Ama insanlar burada normal vatandaşlar misyonerlikten çok fazla bıktığı için Hristiyanlık misyonerliğinden insanlar artık yurt dışına gidiyorlar ve orada misyonerlik yapıyorlar. Ama toplum bunları yani burada tamamen umursamıyor diyebiliriz yani. Dini burada o yüzden yaşayan bence yaşlı kesim biraz da bu tarz dini olarak bir düşüncelere sahipler. Yani işte hafta sonları böyle kiliseye gidenler, ayinlere gidenler genelde yaşlı kesimler oluyor diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Cevaplayamadığım sorular için mail atabilirsiniz. Aşağı yukarı %90'ını sorduk. Sırayla sormaya çalıştım. Yunus Hocam size de çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Verdiğiniz bilgiler için. Estağfurullah. Görüşmek üzere. Hayırlı günler. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Cümleten selamun aleyküm. Sorularınız olursa her zaman bekleriz. Mail adresimiz aşağıda.